Türkiye aynı anda birden fazla terör örgütüyle karşı karşıya kalan, uzun zamandır eş zamanlı olarak bunlarla mücadele eden tek NATO ülkesi. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu yaparken özgürlük ve güvenlik dengesine büyük önem vermekte, masum insanların ve çevrenin korunması için hem planlama hem icra safhasında hiçbir ordunun, hiçbir ülkenin göstermediği kadar dikkat ve hassasiyet göstermektedir. Bununla ilgili çok örnekler var. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yaptığı çalışmalarla ilgili. Buradaki askerlerimizin, buradaki personelimizin çevreye karşı ağaçlara, kuşlara, kedilere, köpeklere, insanlara, okullarda, hastanelerde onlara karşı gösterdiği hassasiyet, barınma konusunda, beslenme konusunda, sağlık konusunda sağlıkları destek ve kendi kumanyasını veren bir askerimiz, kendi parkasını veren askerimiz tabii hepimizin hafızalarına yer etmiştir. Çözüm sürecinin sona ermesiyle, sona erdirmesiyle 24 Temmuz 2015'ten itibaren başlayan terörle mücadele ile ilgili operasyonlarımız önce iki yaka dağlarında dağların temizlenmesiyle devam etti. Bu temizlik çerçevesinde Türk askerinin karşısında, Mehmetçiğin karşısında tsunami canlayan teröristler il ve ilçelere gitmek suretiyle kazdıkları çukurlarla bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ve kazdıkları çukurlara Mehmetçik tarafından gömüldüler. Ve bilahare Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine giden teröristleri tabii takip etmek durumundaydık. Çünkü aksi halde bunlar yeniden hazırlanıp memleketimizin başına bela olacaklardı. Buna müsaade edemezdik. Ve dolayısıyla PKK ve YPG ile mücadelemiz taarruzlu bir anlayışla, yüksek bir moral ve motivasyonla, her şeye rağmen terörü yerinde kaynağında yok etme stratejisiyle devam etmektedir. Buralarda teşkil edilen ve her geçen gün geliştirilen üsler vasıtasıyla gittiğimiz yerlerde üsler kuruyoruz. Oradaki teröristlerin faaliyetlerini kontrol etmek için. Bu üsler vasıtasıyla, bu üsler de devamlı geliştirilmekte. Eldeki imkanlar en etkin şekilde kullanılıp devletin bütün imkanları sefer edilmek suretiyle çalışmalar yapılmakta. Bu üsler vasıtasıyla PKK, YPG, DAEŞ'in giriş ve çıkışlarıyla sınırlarımıza, ülkemize saldırıları kontrol altına alınmış. Aynı zamanda PKK, YPG ve DAEŞ'in milyarlarca dolarlık uyuşturucu ve petrol kaçakçılığına büyük darbe indirilmiş ve yine aynı şekilde yasa dışı göç hareketlerine de büyük darbe indirilmiştir. Sonuç olarak girilemez denilenlere de girilmiş, Mehmetçik girmiştir. Ulaşılamaz denilenlere çok çok ulaşmıştır. Nitekim güvenlik sağlandıkça normalleşme çalışmaları da büyük ölçüde gerçekleşmektedir.